Evet. Sayın Milletvekili, teşekkür ediyorum. Evet, sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup konuşmalarına başlıyoruz. İlk söz Sayın Cavit Arın'ın. Buyurun Sayın Arın. Değerli milletvekilleri, yeterince tartıştık. Biraz daha sükunet içerisinde götürelim. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Öncelikle sizleri ve tüm vatandaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizi ve dünyamızı saran bir koronavirüs salgını ile mücadele edilmekte. Bu nedenle gece gündüz demeden kendi yaşamlarını riske atarak çalışan tüm sağlık çalışanlarını, bu sürecin gerçek kahramanlarını buradan bir kez daha kutluyorum. Bu süreçte sağlıkla ilgili bir başarı varsa en büyük pay doktorundan, hemşiresinden, hasta bakıcısına, teknikerine kadar tüm sağlık çalışanlarımızındır. Emekler için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir salgın süreci yaşıyoruz. Ne zamandır? Bu yıl Şubat, Mart aylarından itibaren. Peki ülkemizde ekonomik kriz, ekonomik sorunlar bu salgınla mı başladı? Tabii ki kesinlikle hayır. Siz salgını bile fırsata çevirmeye başarısızlığını buraya bağlamaya çalışıyorsunuz. Ben size söyleyeyim, ülkeyi iyi yönetemiyorsunuz. Ülkede ekonomik istikrar diye bir şey bırakmadınız. Siz ülkede güven diye bir şey bırakmadınız. Ülkede adalete güven bırakmadınız. Ülkede huzur bırakmadınız. Gençlerin geleceğine olan inancını bırakmadınız. Güven dedik. Evet, güven çok önemli. Vatandaşımızın hukuk önünde kendini eşit hissetmesi çok önemli. Devlet imkanları yönünden kendini eşit hissetmesi çok değerli. Güven olmazsa ne dedik? Huzur kalmaz, istikrar kalmaz, yatırım olmaz, üretim olmaz, ticaret olmaz, ülkenin kalkınması olmaz. Artık vatandaşın size güveni kalmadı. Bir an evvel gitmenizi istiyor ve o günü bekliyor. O günde çok yakındır. Bakın, damat bakan hakkımızda hayırlısı olsun diyerek istifa etti. Ne oldu arkadaşlar? Boş koltuk iki gün Maliye Bakanı oldu. Bu boş koltuk sayesinde dolar %5 düştü. Hiç düşündünüz mü? Bu neyi gösteriyor? Ben size söyleyeyim. Bu arkadaşlar, çok gürültü var. Biraz lütfen sessiz. Açık göstergesidir. Sadece bir bakan gittiğinde dolar düşüyorsa, piyasada bir rahatlama oluyorsa, iktidar olarak hepinizin gitmesi demek ülkenin nefes alması, huzurun gelmesi, refahın yeniden gelmesi demektir. Değerli milletvekilleri, geçen yıl Aralık'ta bu kürsüden yaptığım bütçe konuşmamda şöyle bir tespitte bulunmuştum. Demiştim ki 2019 yılı bütçe açığı olarak 81 milyar öngörmüşsünüz ama sonuçta 125 milyar olarak gerçekleşti. 2020 yılı içinde şimdiden 139 milyar öngörmektesiniz. Aynı matematiksel hesaplama ile gidersek, yıl sonunda üzülerek söylemem gerekirse, bütçe açığı 220-230 milyar olacaktır demiştim. Bunu söylerken tek dayanağım sizin ekonomiyi batırmış olmanızdı. Bugün geldiğimiz noktada Ekim ayı rakamları itibariyle söyler isek 250 milyarlık bir bütçe açığı var. Ayrıca yıl sonuna kadar da 308 milyarlık bir borçlanma yetkisi aldınız. 2021 yılı bütçesinde ne öngörmektesiniz? 245 milyar. İnanın hiç istemem ama böyle giderse, böyle yönetmeye devam ederseniz bu miktar gelecek yıl için en az 450 milyar olarak bütçe açığı vereceksiniz. Bu bütçe döneminde en çok konuşulan konulardan başta gelen kamu özel işbirliği projeleriydi. Çünkü bu projeler maalesef ülkeye bir yük getirmekte. Çocuklarımız dahi borç altına sokulmaktadır. Biz kesinlikle yatırıma karşı değiliz ama kazıklanmaya karşıyız. Tüyü bitmemiş yetimin parasının buralara harcanmasına karşıyız. Otoyol ve köprülere 2017'den bu tarafa 2023 yılına kadar 71 milyar ödenecek. Şehir hastanelerine yine 78 milyar ödenecek.
Toplamda 150 milyarlık bir maliyet. Sağlık Bakanı her ne kadar genel bütçe kaynaklarıyla şehir hastaneleri yapmaya başladık dese de halen 5 tane kamu özel işbirliğiyle yapılan hastane inşaatı devam etmekte. Bu yıl ilk 7 ayda 3 milyar ödeme yapıldı. Yıl sonuna kadar 5 milyar demek. Peki bir kamu hastanesinin maliyeti 1.1 milyar. Yani bir yılda 5 kamu hastanesi maalesef buralara gitmiş durumda. Bu nasıl bir sistemdir? Sağlık Bakanlığı kamu özel işbirliğinden kısmen vazgeçme sinyali vermiştir. Diğer bakanlıklarda artık bunu görmeli ve bu durumdan vazgeçmelidir. Sayın Genel Başkanımızın bu kürsüden 5 gün önce söylediği bir söz vardı. Tekrar ediyorum. Biz ilk seçimlerde demokrasi getireceğiz, adaleti getireceğiz, liyakati getireceğiz. İlk seçimlerde alın terinin ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlatacağız. İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Londra'daki tefecilerden kurtaracağız. Ve göreceksiniz, bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımlarını kamulaştıracağız ve devlete alacağız. Sağlık Bakanlığı ile ilgili Sayıştay raporlarına baktığımızda 2019 yılı denetim raporlarında çok sayıda usulsüzlükler var değerli arkadaşlar. Ancak tüm bu usulsüzlükleri tek tek saymak yerine şu mantığı ortaya koymak istiyorum. Burada bir savrulmuşluk var. Yani bir gelişigüzellik var. Şirketlere bir teslimiyet var. Bunların hepsini okursanız neredeyse devlet olarak siz ipin ucunu şirketlere vermişsiniz. Şirketler bu sözleşmeleri kendi isteklerine göre uyarlamışlar, yorumlamışlar ve gerekli denetimler yapılmadan teslimler alınmış. Devletin lehine olmayan hükümler kabul edilmiş. Burada gücünü devlet olarak hissettirememişsiniz. Şirketlere ben ancak bu şartlarda anlaşma yaparım diyememişsiniz. Sayın İçişleri Bakanı'na da daha önce komisyonda şöyle demiştim. Bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanını 19 Nisan 2019'da Çubuk ilçesinde linç girişimine maruz bıraktınız, koruyamadınız. Sayın Bakan yazılı cevap vermiş. Olay günü çoğunluğu polis olan 699 jandarma ve polis o gün orada görev yerindeydi. Yani siz bunu söylerken 699 polis ve jandarma ile korumayı başaramadık mı demektesiniz? Bunu başaramadığınızı bir kez daha ben buradan ifade etmek istiyorum. 699 polis ve jandarmaya İnekçi Osman maalesef galip geldi. Şimdi bir yasa dışı eylemleri olduğu bilinen kişi hakkında, kişinin genel başkanımız hakkında söylediği sözleri tüm kamuoyu bilir. Sayın İçişleri Bakanımız maalesef bu konuyla ilgili bugüne kadar bir tek kelime edemedi. Yine Serik Belediyesi ile ilgili 500 bin TL'lik bir rüşvet iddiasıyla ilgili olarak defalarca sorduk. Takip ediyoruz. Mevcut belediye başkanı İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep ettim dedi. Peki ne oldu? Ortada bir İçişleri Bakanlığı müfettişi yok. Görevlendiremediniz. Burada hukuka ve kanun önünde eşitliğe maalesef aykırı davrandınız. Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı tüm baroların başkanları bir yürüyüş yaptılar avukatlık kanundaki değişiklikle ilgili. Malum bunu engellemeye gücünüz yetti Sayın Bakanım. Baro başkanları sadece cübbeleriyle yürümüştü. Cübbeleriyle avukatlık kanununa ilgili tepkilerini dile getirmişti. Anayasa Mahkemesi'nin daha sonradan verdiği kararla da açıkça siz yasalara aykırı bir şekilde bu yürüyüşü engellediniz. Şimdi bu yetmezmiş gibi Türkiye Baroların genel kurullarını genelgeyle yine yasaya aykırı bir şekilde ertelediniz. Önce 1 Mart'a kadar ertelediniz. Şimdi 1 Mart'a kadar ertelediniz. Peki soruyorum ben size, bu Covid o kadar akıllı bir şey midir ki sadece baro genel kurullarında bulaşıcı, AKP kongrelerinde bulaşmıyor. Böyle bir durum mu var?
Bir hukuksuzluk da pandemi sürecinde yaşandı. Toplumun kendiliğinden gerçekleştirmeye çalıştığı yardım ve dayanışma ruhunu zedelediniz. İnsanların yardıma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğu günlerde CHP'li belediyelerin başarılı dayanışmasına ambargo koydunuz. Ben yardım topluyorum derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz gibi bir şeyler uyduruldu. Ve bu karar iktidarınıza yakışmış olabilir ama hukuka ve vicdana yakışmadı. Hukuka uygun olmayan gerekçelerle yardım toplamayı önlediniz. Niye yaradı? Sizin bu engellemeniz nedeniyle birçok insan yardım kampanyasına katılmaktan vazgeçti. Birçok insan direkt belediyelere bağış yapmak istiyordu. İktidara bu konuda güvenmeyen birçok kişi sözlerinizi tamamlayın. Belediyelere destek vermek istemişti. Bunun önüne geçtiniz. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanı maalesef uygulamalarıyla çevreyi korumaktan imtina eden bir takım uygulamalar içerisine girdiğini görebilmekteyiz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere dikey mimariyle ilgili şehirlerimize ihanet edemeyiz derken bugün İstanbul silüetinin bozulması dahil bütün gökdelenler AKP iktidarında ve AKP'li belediyeler döneminde yapıldı. Değerli milletvekilleri, bu bütçe israf bütçesidir. İsraf sisteminin bütçesidir. Bu bütçe Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana zor koşullarda kurulan fabrikalar ve tesisler bir taraftan satılırken ordumuzun göz bebeği tank palet fabrikasının satıldı mı, hibe mi edildiğini açıklayamayanların bütçesidir. Bu ekonomik zorluklar içerisinde vatandaşa sabır önerirken saraylarda yaşamaya devam edenlerin bütçesidir. Bu zor günlerde küçük esnafına, çiftçisine, işçisine teşekkür ediyorum. Açalım, son selamlama cümlenizi alayım. Emekçisine karşılıksız destek veremeyenlerin, yine çiftçimizi, traktörleri, tarım araçlarını, arazileri, hayvanları hazzedilmesin diye eylem yapmak zorunda bırakanların bütçesidir. Selamlama, bu bütçeden halkımıza bir hayır yoktur diyorum ve bu bütçemizin maalesef ülkemizin geleceğine bir katkısı olmayacağını buradan ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Birleşme 5 dakika ara veriyorum.